Sevgili dostlar, hepinize selamlar. Hepiniz hoş geldiniz efendim. Yepyeni bir Car for Sale bölümüyle sizlerin karşısındayım. Araba alım satım simülatör serisinin sevgili arkadaşlar yanılmıyorsam 10. bölümündeyiz efendim. Ve bununla beraber kıymetli arkadaşlar seri baya baya iyi gidiyor. 379 bin altına sahibiz dostlar. Paraya. Şimdi dostlar 379 bin paramız var. Ben gelip dükkanı açtım da dükkanı boşuna açtım. Ben artık vurgun yapmak istiyorum. Araba pazarının olduğu bir gün ya da böyle mahallede çok para çok paralı, çok pahalı arabanın olduğu bir gün. Böyle bir araba alıp onun üzerine kar elde etmek istiyorum. Hani dostlar 10. bölümdeyiz artık ve 379 bin dolar para var. Böyle çar çöp minimal arabalarla değil de çok büyük miktarlı arabalarla uğraşmak istiyorum. Artık ne çıkarsa karşımıza. YouTube'dan izleyenler bu arada beğenerek destek olmayı ihmal etmeyin lütfen. Ya normalde 35'e bunu alıp işte 50'ye 60'a satmayı bekleyebiliriz. Ki bekleyelim aslında 35'ten değil 30'dan versin arkadaş. Tamiratını tadilatını yapıp 50'den satalım. Tertemiz. Şöyle bunu bir numaralı alana park edelim. Ve mahallede araba aramaya devam edelim. Aşağı yukarı bize 50 bin getirisi olacak arabaları almaya çalışalım o halde. Hani ne kadar ucuza kapatırsak o kadar iyi. Şunların hiç ikisinin de pahalı bir şey diyeceğini zannetmiyorum da. Aa yok. Teşekkür ederim. Dediğim gibi ikisi de pahalı bir şey etmiyordur muhtemelen. Ama gene de ben bir sordum. Şu karşı taraftakinden de pek umutlu değilim. 24 bin. Yani hiçbirinin ben 50 bine satılacağını düşünmüyorum dediğim gibi. Bu arada hemen şu tabletten eski arabaların fotoğraflarını falan ortadan kaldıralım. Dostlar dediğim gibi 300 bin, 350 bin. Gerçekten çok çok güzel paralarımız var. Araba pazarı açık değil ama mahallede bulabildiğimizi alalım. Mahallede bir cacık yok sana bir şey diyeyim mi? Mahallede bir cacık yok. Gidelim. Eve dönelim dostlar. Nasıl olsa birazdan ortalık kapanacak. Şu bir para edecek bir şeye benziyor. 58 bin. Sen bana bunu bir 50 bine bırak. Çok fazla boyası var. Güzel. Bu 50'yi aldığımda satılır. Park 3'e. Ve artık sanırım ortalıkta pek bir şey yok gibi. Bir alayım da hayatım. Ortalıkta pek bir şey yok gibi. Dönelim eve. Konteyner dışında galiba ev alma muhabbeti falan da gelmiş. Ona da bakarız bir ara. Yarın pazar. Büyük ihtimalle araba pazarı olur. Açık arttırmalara falan katılmak istemiyorum. Efendim oyuna başladığınızda sanırım 10 binle başlıyorsunuz. Sesimi ben kapadım. 10 binle başlıyorsunuz ve devam ediyorsunuz. Hı. Bakalım 300 binim var. 71 bin. Bence daha pahalılarına bakalım. En olmadı paket yapacağız dostlar.
Bir saniyenizi rica edeceğim bu arada. Böyle bir kamerayı kapatalım. Sevgili Pestoa 13. ayında teşekkür ederim. Pestoa 13. ayın kutlu olsun, sağ olasın. Adamın tipi birazcık komik bu arada. Evet, ayakları yokmuş çünkü. Dedim niye Hugo gibi. Bak biri 70 bin, biri 90 bin. Bunları daha ucuzdan alıp dediğim gibi bir araba paketi de yapabiliriz sevgili dostlar. Veyahut çok pahalı bir arabada arayabiliriz. Şu klasik bir şeylere benziyor. Ben arabadan çok anlamıyorum bu arada ama. 90 bin. Abi 300 binim var. Bana paket yaptırmayın. Şunun uçarı kaçarı bellidir. Belki bu. 14 bin. Evet, gidip arada en olmayacağını bulduk. Şuna bakmıyorum. Aynen aşkım. Galiba 5-6 tane araba alıp şey yapacağız. 7 bine hurda satıyor. Ölü bir şeyler satıyor. Nenem sen ne satıyorsun? Aşkım bütün araba pazarını alacak paramız var bu arada. Muhtemelen. Şu belki pahalı bir şey ediyordur ya. 194 bin. He şöyle. Sen bana bunu 180'e bırak. 200'e mal etmiş gibi düşüneceğim. 200'e mal edersem de 300'e satarım. Şunu da çekici 3'e. Bir araba daha mı alsak acaba, bu elimizdekilerle mi ilgilensek? Alamayız bebeğim. Biri 90, biri 70 bin. Bizde 120 bin var. Onların ikisi 150 bin küsur ediyor. Ama diğerlerini nasıl tamir ettireceğiz hayatım? Tamirat, işte boya falan, onlara para kalmaz. O zaman ilk baştakini alalım. Onunla da eve döneriz zaten. 300'e gider diye düşünüyorum ben de. 71 bin diyor. 60 desek çok mu öldürürüm? Müthiş. Şimdi buradan ey maşallah, isteyerek yaptığım bir şey değil hayatım bu arada, sadece dönecektim. Evet, arabayı normal kullanamayan adam. Şimdi dostlar bunları tek tek satacağız. Kazasız belasız eve gidebilirsek. Kesinlikle drift kit falan takılı aşkım, belli. Bak bizim diğer çektiğimiz 3 araba burada. O zaman bunu hadi hızlıca bir götürelim. Varsa tamiratı, tadilatı onu bir yaptıralım. Arabanın bir şeyi var mıydı hatırlamıyorum. I'ya basmazsam bu arada araba çalışmaya devam ediyor. Arkada gürültü çıkıyor. Yo, bunun şeyi yok. Boyası boyası yok. Senin dediğin gibi bak, drift kit takılı. O zaman biz bunun keyfe keder. Rengini boyayalım. Aynı arabadan her yere spam etmesi yalnız oyunun. Biz bunu boyayalım aşkım. Gidelim yıkatalım. Bunu satalım. Bunu satarken diğerleriyle ilgilenelim. Hangi renge boyayalım sence? Cila. Parlaklık kısınca da pek esprisi kalmadı gibi. Ya da dur, hiçbir şeyine dokunmayalım. Böyle iyi. Tamir ettirdim. Şey, tamir ettirdim diyorum. Yıkatacağım dostlar. Yıkatıp tertemizken direkt satışa koyacağım bunu. O ara diğerleriyle uğraşacağım. Drift kiti söktürse miydim acaba ya?
Böyle gide gide. Çekici var kenarda. Araca özel plaka. Gerek yok ya. Alsatçıyız biz. Ne gelirse, ne satılırsa. Kesinlikle drift kit var efendim. Baksanıza yani. Subay hoş geldin. Ne haber? Canın sağlığı dostum ya. Bir buçuk saatlik bir bölüm oldu şey. Battle Brothers. Ne kadar sürdü senin bu aracı yıkaman ya? Şimdi bunu vurmadan götürdüğümüz an... Cidden efor sarf etmek gerekiyor bu arada vurmamak için. Şu 190 binlik arabayla ilgileneceğim ilk. Onu bir 300'e satarsak tertemiz. Şimdi bir tablet. Ondan sonra ilan. Şimdi aşkım biz bunu 60 bine almışız. 100 bin isterim ya. Buna 100 binden müşteri gele dursun. Ben de bir yandan şu arabayı bir tamirhaneye alayım. Aynen öyle yapacağım yavrum. Direkt tamire gideceğim ki oradan oraya uğraşmayalım. Tamir edile dursun. Kendi yıkama skillimiz gelse hani arabalarımı kendim yıkayabilsem 10 numara olacak da. Arabaları kendim yıkayamıyorum daha. Ben full pazarlığa verdim. Çirkef çirkef para kazanam diye. 86 bin veririm diyor. Ya 60 verdim, 90 bine bırakırım sana ya. 90 ideal bebeğim, ondan şey yapmadım. 60'a aldık. 300-400 lira bir masraf oldu, hiçbir şey olmadı. 90'a sattık direkt, yarı fiyatını koydu üstüne. Daha bir de araba pazarı açık. Gidip araba da alabilirim ama ben biliyorsunuz hani böyle bir elimdekilerle uğraşayım. Diğerlerine öyle geçeyim kafasındayım. Aşkım buna siyah gider herhalde ya. Neden olmasın? Ayarlayamıyorum. Dungeons and Craft oyunu yakında dostlar. Çok yakında. Peki buna bir pasta cila. Bak metalik olursa böyle oluyor. Evet, bir de kiriyle uğraşmak lazım. Tam bir normal halde dursun, normal renginde bir dursun. Kirli. Yakıtını ekledim. Artık full.
Şimdi şunu bir temizlemeye bırakalım. Doğrudur, bilmiyorum. Hiç galerici olmadım ya da galeriden araba almadım. O yüzden depo full mü veriyorlar? Deposu fullse işin içerisinde hani benzin pazarlığa dahil mi oluyor, olmuyor mu? Hiçbir fikrim yok. Biz bunu yıkattık da. Bir saat falan zamanımız var. Biz bunu bir saat içinde satabileceğiz mi? Bir saat içinde satmayı bırak, dükkana götürebileceğim mi? İyi hız yapıyor ama. İyi hız yapıyor. La dur. Bak hızlıca 40 dakikada buna müşteri arayacağız. 40 dakikamız bile yok ki. Abi takılma, takılacak yer mi? Hemen. 300 bin dedim. Fotoğrafsız ilan ulan. Niye fotoğrafı kabul etmedi ki? Kaydet. İlanı ekle. 7-8 dakika içinde adam gelecek de alacak. Mümkün değil. Ah be. Boşuna yıkatmış olduk. Sağlık olsun. Yarın tekrar kirlenecek ama aman kirli mirli işte. Ne kadar satarsak, şey yaparsak, satabilirsek satmaya çalışırız. Yani 300 binlik bir para istedik ama şimdi ne kadar fatura ödemem gerekiyor benim? 29 bin. Ödediğim 29 bin vergi hiçbir şey değil bu arada. İyi, makul geliyormuş. Bizim geçenlerde sevde bir sıkıntı oldu ya. Doğru düzgün araba alıp satmadıydım. Dünyanın borcu vardı üstümde. Herhalde aşağıda bir yerde. Bir parça daha çöp var ama %96 kirli. 94. Üf. Sen bunu bir tamirciye götür. Bu da öteki tamirciye gidecek. Farkında mısınız bilmiyorum. Tamir alanları öncekine nazaran daha dolu. Hocam oyun araba alım satım simülatör. Amacımız da doğal olarak araba alıp satmak. Aynen, aynen efendim, biliyorum. Biliyorum, teşekkür ederim. Ben de zaten genelde yapacak iş olmadığında uyumayı tercih ediyorum ya da oyunun ilk aşamalarındaysak burada elinize balyoz alıp farm yapabiliyorsunuz. Red Bar'dan balyozu aldıktan sonra parça çıkıyor. Parçaların tanesi bu dayı da 20 dolar ediyor. Ya merak etmeyin bu arada, para birikiyor. O yüzden sıkıntı yok. Oo. Boyanacak %70 parça var. Abo. Arabanın %70'i boyalı. Ve dükkan açık olmasına rağmen dükkana müşteri gelmiyor. Şunun boya olayını da hallet. Bütün parçaları bir boya. Bunu bir serisinden yıkamaya götüreyim. Araba bir yerde kalırsa fena değil mi, çekici eklemişler?
Aha, ofiste müşteri var. Valla 300 binlik arabaya müşteri geldi. Şunu yıkamaya bırakırız. Ya oyun genel olarak iyi. Hani eksik olarak gördüğüm, ya sadece şey var işte, hurda toplarken yere düşüyor. Çimen fazla yeşil. Toplarken biraz zorluk yaşayabiliyorsun. Doğrudan envantere gelse daha iyi olabilir. Onun dışında simülasyon oyunları olarak kendi rakiplerine baktığın zaman gayet makul bir oyun yani. Ben çok bir eksiğini görmedim açıkçası. 299.311. 31 demek için mi abi bu pazarlık? Güzel, 300 bin niyetimiz vardı. 300 bine sattık. Ötekini boyaya alayım. Arabanın biri yıkamada zaten. Allah bereket versin dostlar. Bakın daha bölümün ortalarında. 370 binle başladık. 415 bin. Ve üstelik daha satmadığımız arabalar mevcut. Güzel başladık. Diyorum ya dostlar, özellikle araba pazarları çok iyi. Bir de bunu yıkamaya götürelim. Ötekini yıkamadan alalım. 190 bine aldığımızı, hatta 180 bine, 300 bine sattık. Bir de adam şey verdi ya dostlar, böyle 299.90. 10 lira gramak için şey yaptı aşkım ya. Pazarlık. Şimdi iki arabayı aynı anda satışa koyabilirim ya da tek tek satabilirim. Herhalde tek tek satacağım ya. Her yere, her yere. Özümüzü kaybettim. Yakıtımı koydum. Hazır şöyle park yerindeyken alayım kamerayla fotoğrafını. Güngör kar şeyi çıkmalı arkada. Renklendirdiğin güzel olmalı. Biraz daha para odaklı ilerlediğimiz için bebeğim. Ürünü biliyorlar, ürünü. Önemli olan da ürünü bilmeleri. Şimdi dostlar bakalım bu araç için 50 bin harcamışız. 900 masraf etmişiz. Çok karanlık durmuyor mu ya? Bence 80 bine koyulur. Bir tane de yıkamada var. Aleykümselam efendim, hoş geldiniz. Merhabalar. Tamam. Bir de bu arabaya yakıt konulur. Öğlenin ikisi. Abi net iki araçla satılır bu arada. Net iki araçla satılır. Takır takır gider bu. Ya kamera da çok iyi duruyor. Görseli çok karartıyor ya. Onu da 30 bine almışız. 50 bine satalım. 1000 de masraf olmuş. Ötekini 50'den aldık. 80'e, bunu 30'dan aldık 50'ye. Ne diyorsun? 54 bin. Kesinlikle bay bay. 50'yi ben aldım zaten. Sen sefa sana sürü diye bir şey yaptım.
Evet, skillerin birinde arabaların ortalama fiyatını, hani en iyi satılabilecek fiyatı söylüyor ama ne yapayım, level alamadım. Gidemiyorum oraya doğru. Yetenek puanım sıfır. Full pazarlığa gittim. İyi ki de full pazarlığa gittim. Deli gibi para basıyoruz. Baksanıza dostlar, 415.000 TL nakitimiz var. Üstelik birine 80 bin, birine 50 bin fiyat biçtiğimiz iki tane aracımız var. Aklımızdaki fiyatlardan satılırsa 130 bin daha gelecek. Aklımızdakilerden aza satılırsa, ki aza satılacağı kesin, gene 500 binin üstü bir paramız olacak. Bak 70 bin diyorlar. Yani o birazcık gelen elemanla alakalı. Ben bunu 74'e bırakırım misal. Bir 4 bin daha isterim. Mis gibi. Ortalama fiyatı bilmek iyi olur tabii. Ona göre kazık yemeyiz de. 38. Ya ben 30'u aldım. 41 ver, senin olsun. 489 bin ya aşkım. 520 yaparız. 530 yaparız. Handa 41. 530 bin. Tertemiz. Tertemiz. Pazarlık yeteneği çok önemli bence. Araba yıkamaktan çok fazla level geliyordu. Abi maalesef. Yani yok. Araba yıkamak için oto yıkamam da yok. Araba pazarındaki arabalar da yıkanıp XP'yi getiriyor. Blackjack. Kumar. Yani şimdi mahalledeki arabaları yıkayıp temizleyip abi bütün hepsinin böyle gidip gidip önünü mü temizleyeceğim abi? De parlıyor, ondan şey yaptım bebeğim. Abi bu şekilde oynayanlara Allah kolaylık versin. Teşekkür ederim. Bütün mahalleyi alabiliriz. Bütün mahalleyi. Ya da uyur uyanır, gene araba pazarı düşürmeyi bekler. Araba pazarından vurgunumuzu yaparız. Aşkım oraya pahalılar da geliyordu ya. Oraya pahalılar da geliyordu. Günü iptal edelim şöyle. Oy. Bir arabadan 10 seviye geliyordu. Abi bir arabadan bir level geliyor. Bir level dedim, artı bir geliyor. Teşekkür ederim Alef, sağ olasın. Çok çok teşekkürler, iyi yayınlar dileğim için. Eyvallah. Devam. Alef Night Wolf aşkım. Adamın nick'i o. Arabada neredeyse hiç hasar yok. Abi efendim. Aşkım şöyle büyük vurgun yapacak araba arıyorum. 180 güzel. Misal bunu işte 150'ye, 160'a alıp 250 civarına satıp güzel şeyler yaparsın. Sen aklındasın. Bu 5 kuruş etmez. Bence ederse bu eder aşkım. Yarış arabası gibi bir şey. 527 bine adeta sıfır. Bir yıkatır, tertemiz satar, tekrar döneriz buraya. Sen bütün kirleri temizlemiyorsun. Oğlum gözükmüyor çünkü kirler. Baş mısınız? Ya babacım bak, bir akıl var, mantık var. Arkadaşlar şunu mu izlemek istersiniz ya? Oğlum ne efekt var, ne bir şey var. Pisliği temizledin diyor. Hangi pisliği? Ne yapacağım? Zorlayacağım mı böyle tüm gün? Tamam, kendin oynadığında skin kopana kadar paspas yap. Benim oyunuma karışma.
şey yapılmıyor, çekilmiyor biliyor musun? Direkt boyası yok, bir şey yok. Millet 700-750'ye falan gider ya. 500'e aldık. Adam 530 fiyat çektiydi aldığımız kadın. Bir açarız ağzımızı 800'den. Yemiş derken bebeğim. Gazası mı var diyor. Yapalım. Oto yıkama para veriyor mu? Şey para diyorum ay. Skill veriyor mu? Bildiğim kadarıyla burada yıkattığın zaman vermiyor. Belki otomatik su sıkma şeyi vardır. Bilmiyorum. Neyse dediğim gibi. Deneriz dostlar, deneriz. Ucuzdan alıp pahalıya satmaca. Rengine dokunmadım, bir şeyine dokunmadım. Sadece yakıt koydum, temizlik yaptırdım. Araba bayağı hızlanıyordur büyük ihtimalle. Bunu hakikaten bir kırmızı yapılır ama ya. Kolları grupları bozuk da aşkım. Bunu ben kırmızı yapmak istedim hatun. Kırmızı kırmızı. Sen seç rengini. Bu ne renk bilmiyorum misal şu an. Cila, metalik. Cilalınca sarı yapacağım. Sarı yapacağım. Bu böyle turuncu yansımalı bir sarı. Aşkım, Transformers'taki Bumblebee. İzlemedim de senin İzlemedim de senin için. Yok be aşkım. Birbiriyle savaşan robotlar ilgini çekmiyor olabilir rahatım. Ya ismin garip gelmiyor. Alef dediği zaman alev anlıyorum. Diyorum ki kim bu şu? Yani Kim bu şu? şimdi. Yani öyle değil de. Hakikaten altın kaplama gibi oldu ha. Dışarı çıkacağım. Arabayı altın diye satalım abi işte. 800 diyeceğim ya. İsteyenin bir yüzü kara. Ben 800 diyeceğim. Bu arada yükseltmelerde ne var? Aga oyuna ne eklemiş yani? 200 bine ofisi büyütebiliyorum. Daha fazla araba alanı için. Çekici yuvaları full. Muhtemelen ofisi yükselttiğimde baya baya bir experience tecrübe puanı gelir. Oradan da ortalama araba fiyatına doğru gideriz. 1 milyon da denmez ya. Ya ismini niye dalga geçsinler? Sanki kendim mi seçtim ismini? Bir kendi seçmiş olsam bile millete ne? Oyun Türk yapımı. Alef kendi ismi miymiş? Benlik zannediyordum. Crusader Kings 3 bugün girmedik hayır. Şey geldi aklıma nedense Alef deyince yetenek sistemimizde Alef bile vardı ya falan diyor. Ünlendiydi. Uçuyor kaçıyor bir şeyler yapıyordu. 494 bin dedi. Yani 500 bine aldığım arabayı tabii ki de 494 bine satmayacağım. Bir arada oyun ölücü yolluyor ya. Bir aradan bir ölücü gönderiyor. J
Yabağı çünkü çok güzel bir isim. Yabağı. Ne bak müşteri gelene kadar çömük bağdaş kurup şey yapacağım herhalde, tüttüreceğim. $619.000. Bu adam mantıksız değil sanki böyle. Aşkım o kadar da pazarlık etmiyordur da. Deneyek istersen. 619 bin diyor. Ya 650'ye belki yuvarlar. Yuvarlamadı, 650'ye aldı. Neden? Denedim aşkım. Vermez diye düşündüm. Ben uzayken ofisim yok. Bence araba pazarına gidelim. 4 gün uzak kalıyor. Her türlü basit. Arabaları alalım. Dükkan kapanacak. Araba pazarı kapanmadan hasarlı boyalı drift kitli. Bırak lan 150'ye. Efendim sevgili Ametius abonemiz olarak aramıza katılıyor. Teşekkür ederim Ametius, sağ olasın. Aşkım attım bunu birinci yere. Bence bunlar cırt 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 cırt. Yapmışlar ama. Manası bellenmiş de güzel araba büyük ihtimalle. 70 bin diyor. Bir bırak, biz tamir ettiririz bu yıl. Aynen bırak 50'ye. 100 bin liraya. Teklifini dikkate aldım ama kabul edemiyorum diyor. 55. Gerçekten sinirlenmeye başladım diyor. Boş ver ya, yıktı kutu arabası. Buraya götürsün. Dolandırdı. Yüz bin üstü araba arıyorum ya, yüz bin üstü. O üstmüş. Uç bir. Aa bu iyi bir şeye benziyor bak şimdi. Bu mu ya iyi dediğimiz 39 diyor şey diyor. Efendim sevgili Prezio Samente 4. ayında. Teşekkür ederim Prezio Samente, sağ olasın. 65 verdim. Bir araba daha alıp gideceğim. Şu nasıl 31 bin olabilir ya? İkisinden aynı anda 31 mi gerçekten? Bu da mı 31 ya? Yanlış girişim ama. 39 binmiş bu. Artık 31. Otuz beş bine. Tamam. Sekiz üçe. Bir araba daha alıp o arabayla da eve gideceğim de şu çok şekilsiz duruyor ya. Neden adamla başka yerleriyle muhatap oluyorum? Saygılarım. Muhtemelen. Şu gacı mıydı bizim sinirleri bozan? 60'a bırak işte ya. 60'a hayır dediydi galiba. 62. Eyvallah. 4 araba aldık. Hem ofisi yükseltiriz hem bu 4 arabayla ilgileniriz. İnsanlara çarpmayacağım. Araba mı? İçinden geçiyorsun. Yapmadım ki. Hayatım 7.30'a geliyor ya, 8'de kapatacak. 8'de kapatacağı için bugün başlamak çok mantıklı olmayabilir. Şöyle bir ofisi yükseltelim. Ay. Han gibi oldu han.
Onun küçücük yerdi be. Aşkım çünkü 200 bindi. Gider bir uyurum yarın direkt bunları tamirciye. Akşam olunca çünkü işe devam etmiyorlar. Direkt küt diye gidiyorlar. Araba orada kalıyor. Bu arada ben o kadar dükkan aldım. Level mevel yok mu baba bana bir şey? Hı, daha bizim çok araba alıp satmamız gerekiyor. Gerçi pazarlık skili bana yetiyor ya. Arkadaşlar Samet Güngör Light YouTube kanalına geliyor. 9 bölüm yayınlandı. Bu 10. bölümü. Ofis kirli diyor da nerede kirli? Normalde arabanın altında oluyor ama. Tamam. İkisini de tamire gönderdim. Şunun hiç tamiratı tadilatı yoktu bu arada. Onu ben boşa gönderdim. Maşallah. Açık arttırmaya girmeyeceğim dostlar ya. Açık arttırma genelde dandik dundik arabalar veriyor. Şu ikisinin işi bitsin bunları öyle alırım. Sonra dördünü birden aynı anda satışa koyarım. Hem dükkanı büyüttük, hem dünya kadar para yaptık. Bunların da bekleme süresini kısma şeyi var da. Oyunda o kadar ilerleyeceğiz de. Aşkım bizim yaptığımız hatayı biliyor musun? Biz çok para peşine koşuyoruz. Yani şöyle söyleyeyim. Araba pazarındaki tüm arabaları alacaksın. Fazla kâr gitmeden atıyorum 35'e mi aldın? 40 diyeceğim, 50 diyeceğim. 3-5 koyacaksın, direkt sikip gideceksin. Doğru. 500 bin liranın hepsiyle mesela 10 tane araba aldım. 10 tane de 1000 puanla 100 de 1000 puan yapıyor. Alman satıcı. Evet. Satmam da öyle 200 de 1000 puan. Çatır 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 olup satayım. Ama ben biraz daha böyle para odaklı gittiğim için. Cila. Barlama. Şöyle iyi mi aşkım? Bir de bunu yıkatma ya. Abi senin gözün biraz para dönmüş sanki. Yo hep böyle. Doğru. Çok rahat bir arabaya benziyor var ya. Kullanımı kontrolleri falan böyle diğerlerine nazaran daha rahat gibi. Şimdi o araba yıkanırken hop diğerleri, hop diğerleri. Modifiye var mı? Var var. Şey kit takılabiliyor işte drift kit normal şey. Ozan dedi kişiye özel plaka falan yapılıyor diye de kişiye özel plaka evet. Özel plaka yapılıyor diye de hiç bakmadım. Şu agayı da tamirden alayım. Ötekini boyatırken şu ikisini de tamire vereyim. Tabii ki aşkım.
da güzel ha. Orijinal rengine boyattım. Bu boyacı da kalsın. Şu ikisini hemen tamire. Birinin ağzı yamuk, birinin gözü yamuk. Ozan tanımaya başladı boyunu. Ozan dükkanı en son kademeye falan aldıydı galiba. Ya yo, ya Ozan ya Kursa falan. Sana bir fotoğraf atacağım dedi diye bir ara. Galiba Kursa efendi. Ben iyi değilim hayatım. Most Wanted'ı Mount and Blade Warband diye okudum. Ben İngilizce sordum. Most Wanted'ı ben nasıl Warband diye okudum ya? Mount and Blade Warband diye. Ay ben gidiyorum. Film mi bitti? Lan! Arkadaş, araba kendine gelene kadar... Ben diğerlerini tamirhaneye koydum da tamirete basmadım değil mi? Rüyalarını süslediği için okumuş olabilirsin. Kesinlikle. Bir ara seninle Forza falan oynamamız lazım. Var ya Game Pass'te aslında. Kurarız Forza 4-5. Oynanır. Selamlar Mustafa Batıra, hoş geldin. Abi Warband kesinlikle sarmıyor bu arada, katılıyorum. Eski hissettirmesi normal değil mi? 2010 yılında çıktı. Ya bence normal. Şimdi hemen şunu bir fotoğraflayalım. Ardından saat 2'ye geliyor. Bunu bir satışa koyalım. 150 binden aldık. 250 bine satışa koyarım. Açık dursun aşkım. Ondan sonra hemen bunun bir fotoğrafını alırız. Bunu gidip satışa koyduktan sonra da diğerlerinin tamir emrini veririm. Park ederken arabaları birbirine çarpmayayım da. Ay. Aman çok şey yapmış ya. Acayip genişlemiş. Sürekli böyle birbirlerine çarpacağım diye bekliyorum. 62 bine aldığımı da 100 bine koyarım. Aşkım gidiyor. Bak 150 bine aldığıma 250 bin dedim. 60'a aldığıma 100 bin dedim. Araba güzel olmuş aşkım. Arabalara kit gerek var mı Ozan'ım ya? Ama müşteri var. Aynen Ceylan gibi seke seke. 150 binden aldığımı 250 bine koydum. Bu hanımefendi ne diyor? 247 bin diyor. 250 var artık. 151 bin oldu. Pazarlık yaptığın için. Tamam ya 249.999. 250 bin değil. 1 lira indirim. Allah bereket versin aşkım. Ya müşteri kaybetmemek için bazen taviz veriyorsun işte yani bana. Bana gelişi belli. Bu adam da tam 100 binden alırım diyor. Hayır. 99.999. İşte ne yapıyor? Trollüyorum.
Adam 100 bin aldı ya, direkt keyfim yerine geldi. Ondan bir şey yaptım aşkım. 1 lira indirim yaptım adam. ...250 olsa ödeyemezdi şimdi işte... ...249.99 olduğu için... ...arkadaşlar bu arada dükkanı genişlettik... ...dükkana 200 bin harcadık... ...gene 500 binimiz ve 2 arabamız var ha... ...şunu boyatıp Ozan'ın dediği kit olayını takalım... ...sonra bunu şeyde bırakacağım... ...yıkamacının önünde bırakacağım... Kendimize de takıyoruz değil mi aşkım? ...tabii canım istersek satmıyoruz... ...kendimize alıyoruz... Çok kirli be. Oha, egzozdan şey fışkırdı gördün mü? Toprak. Bak bak bak. Toprak atıyor harbiden. Onun gaz olduğuna kimse inandıramaz. Yarış kiti. EPS, turbo, nos. Yere zırh sıfır araba yapayım mı aşkım? Ya da süspansiyonuna Aa. dokunmasın. Var. Kırmızı kırmızı yansın mı far? Süspansiyonu da bir geri al diyelim de. Aa, plaka. 45 İİM. Allah razı olsun ya. Araba nasıl öne doğru gelmiş aşkım? Jant. Ben zevksizim bu arada bu konularda ya. Evet, 5.000 istiyor bu arada janta. Abone okuyacakken içime kaçtı. Serberus, Prime'ın avantajı ile ikinci ayında. Teşekkür ediyorum Serberus. İkinci ayın kutlu olsun, sağ olasın. Hoş geldin. Güncellemen gerekiyor bebeğim. Verdim. Işığına da verdim. Yarış kitini de aldım. Arabayı satmıyor değil mi? Yıkatak da aşkım. Eline yüzüne bakılmıyor arabanın. Bir şey diyeyim mi? Çok iyi gitmiyor mu araba? Aşkım tertemiz. Tabii şimdi yıkamaya vermeyeceğim. Yarın sabahtan yıkatır. Artık satışa koyarız. Ötekinin de boyasını yapabileydik. Keşke o öyle dümdüz kaldı. O öyle dedi misin? Dümdüz kaldı aşkım. Tamam, teşekkür ediyorum iyi yayınlar dileğin için. Sağ olasın. Ev nasıl alınıyor ya? Ev alma muhabbeti vardı galiba. Faturalarımı ödedim. Bankadan kredi çekiliyordu ama çok oynaşmayın. Oyundan atıyordu en son. Düzeltmiştir belki, bilmiyorum. Ofis kademe 3 oluyor 750 bine. Onda da zaten deli gibi park alanı ekliyor. Ofisten değil, konteynerdan. Bak ev var ama eve geçemiyorum. Dış tasarımı yazsın mı çıkıyor? Aşkım dış tasarım. Konteynerin rengi falan filan. İş tasarımda da Allah rızası için güzel bir yatak alabiliyoruz 300'e. Ne fark edecek bilmiyorum. Yatağı değiştirdim. Bir tane daha yastık aldım. Evi alacağım 60K dolar kasabada. Ha, internetten değil. Kasabadan, mahalleden alacağım. Aşkım düşünsene, milyonluk adamsın. Konteynerde uyuyorsun falan, böyle cam çerçeve kapalı. İşte nasıl zengin olduk zannediyorsunuz? Şey aşkım ya, direkt aşırı pintiler. Bir ara ben full TLC izliyordum aşırı pintileri yayında. Biz neden aynı diş fırçasını kullanmayalım?
Bu fikirden beni hızlıca vazgeçelim. Aynı dişi peni kullanıyor pislikler. Hocam o videoların altında genelde hep yorum şeydi. Siz yemeyin anam yemeyin, o çoluk çocuk parayı çatır çatır ezer diye. Ben bu arada onların çocuklarına da bıraktığını düşünmüyorum parayı ya. Ne yapıyorlardır ki? Öleceğim lan, ölümlü dünya. Hani biriktirdin biriktirdin biriktirdin. Elinden 60'ından sonra da hiçbir kıymeti yok. Tabi ekstrem şartların olmadığı durumlardan bahsediyorum. Bilmiyorum, çoluk çocuğa da bırakmazlar ya. Aynı tuvalet kağıdını kullanacağız derken böyle silip katlayıp yanara. Beni bozma, senin miden kaldıracak mı? Kaldırmayacak değil mi? Ekstrem şartlar nedir peki? Abi bir amacın olur, bir şeye ulaşacak olursun. Refah seviyen olan için o kadar olumlu değildir. Refah seviyeni dengelemek istersin. Refah seviyeni birazcık daha yükseltmek istersin. Hani yani günün sonunda herkesin hayatı, herkesin yaşam standartı farklı. O yüzden yorum yapmak bize düşmez ama yani dediğim gibi hani ya mesela bir tane adamı göstermişlerdi aşırı pintilerde. Herifin 400 bin dolar mı 500 bin dolar mı ne banka hesabında parası vardı galiba. Sürekli olarak oraya para koyuyordu, bir şeyler yapıyordu. İşte hani ailemden gizli biriktirdiğim hesabım vırtsız. Adam pet şişelerden, bildiğiniz pet şişelerden yatak yapmıştı kendine böyle. Hani iple bağlıyor, şey yapıyor. Ama pet şişelerden yastık, dünyanın en rahat şeyi falan böyle. Hani ev yok. Ev yok dediğim, ev var. Bomboş. Hiç eşya almamış. Hani anladın mı? O kadar mal varlığının içerisinde azıtmak, o bana şey geliyor. O bana ters geliyor. Tabii zenginin malı züğürdün çenesi misaline döner bu da. Bana ters geliyor yani. Aynen, tuvalet kağıdı yapmıyor başka. Hadi. Atla tamam. O şoka atla tamam kadın. Ben niye arabalara gir gir çık yapıyorum ya? Sürekli kenarda iş oluyor ama şu ikisini satalım. O var ya, güzel yapmışız ha. Öncelikle şunları sildim. Tık tık. Uzaktan çek uzaktan. Ne yapacaksın aşkım uzaktan? Benim logo tasarımlarını hatırla. Emre hoş geldin. İyi yayınlar dileğin için. Sağ olasın. İyi yayınlar dileğin için. Ben olsam kendim yıkar 50 dolar vermezdim. Abi yıkayamıyoruz. Bahçe hortumunu keşfedemedi karakter. 120 bin diyeceğim, bir bakalım ne diyecek yani. Zor da. Bu işte kit mi takıp lastiğini falan değiştirip böyle özel plaka yaptığımız araba. Daha iyisini alırız yavrum. Şu ikisini de satalım bu arada. Ufaktan save alırız dostlar. Satışta değil. 35 bin almışız. 70 mi diyelim? 70 diyelim, bu bu. Sonrasında iş kalmasın, sil fotoğrafları. Şu talep mi var? Yarış kiti, drift kiti, ESP'si, ıdısı bıdısı her şeyi var. 85 diyor. Aşkım bizim bu arabanın 8.000'de masraf etmişiz, 70.000. Öteki kaç verecek? 80 iyi bu arada ya. 90'a 90'a zorlar şey yaparız. 108 bin veririm dedi. 110'dan çıldım hocam.
115. Dın. Daha iyisini alırız yavrum, net yalan diyor bu arada sevgili engineer dayı. Bizde söz senet aşkım. Aslan parçası alacağız tabii. Şeyden bir tane kamera alıyormuşuz. Bundan daha iyisi bu. Kime göre iyi, neye göre iyi değil mi? Evet. Zat-ı Şahaneleri Prime'ın avantajıyla dördüncü ayında. Teşekkür ederim Zat-ı Şahaneleri, dördüncü ayın kutlu olsun, sağ olasın. 49 bine de vermem lan ya. Kaça koydum ki ben bunu ya? Oo, müşteri akın 70'inde. etti. 35 bin masraf ettik, 70 bin dedik değil mi? 55 bin, 60 bin o civarlara satarım ya. Hey, işini daha gibi et, işini işini. Şimdi takip et aşkım derken. Kaça koyduğunu bilmiyorum arabayı. Çene çalıyor. 43 de yani babaya alan 43. Ya 50'ye verem gitsin ötekine ya. Çok kar ettim bugün zaten. Demek ki Ozan'ın dediği gibi kitmit bir şeyler ekleyince o artıyor. Ver 55 bin. Hem dükkan upgrade'ledik. 50 ver, tamam, 55 verme, 50 ver. Eyvallah. Dostlar hem dükkan upgrade'ledik. Hem var olan bölümün başında, videonun başında 385 bin paramız vardı. Ne ara bir saat olmuş video ya? Evet, bunu bir okuruz en sonu. Ne ara bir saat oldu bilmiyorum. 385 bin paramız vardı dostlar. Parayı aldık, katladık. 700 bin dolar gibi, 700 bin TL gibi bir para yaptık. Ondan sonra gittik araba pazarından dünyanın arabasını aldık. Hem 200 bini dükkana bastık, hem de üstüne 675 bin, 670 bin kar bıraktık. Gerçekten çok iyi bir video oldu sevgili dostlar. Çok verimli bir bölümdü. Umarım keyifli, güzel zaman geçirmişsinizdir. Uyuyup save alıp videoyu burada bırakıyorum. Hepiniz kendinize çok çok iyi bakın. Esenlikle kalın. Bay bay.